Kaykay çılgınlığı. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Merhaba Pato. Oo, bu da nedir? Kaykay, kaykay, kaykay. Bu güzel pembe kaykay kimin acaba? Ellie'nin. Acaba burada ne işi var? Belki de onu unutmuştur. Ne dersiniz? Sizce onu Ellie'ye götürsünler mi? Evet, Ellie'ye götürün. Onu götürün. Oh-oh. Sana Pato, kaykay konusunda tam bir ustasın. Görünüşe göre Pato bir ustanın neler yapabileceğini göstermek için hazır. Kaykayın nasıl sürüleceğini sahiden biliyorsun Pato. Harika. Yavru kuş, tırtıl kaykayına bayıldım. Pato onun fotoğraflarını çekmekle yetinmen gerektiğini düşünüyor. En azından büyüyene kadar. Şuna bakın. Etkileyici görünüyor. Hey, şuna bakın. Hayır. Bence Eli buna pek sevinmeyecek. Pato bu Ellie'nin kaykayı. Pato bunu hatırlayamayacak kadar çok eğleniyor. Hayır olamaz. Oh, hayır. O Ellie'nin kaykayıydı. Unuttun mu Pato? Ellie! Ellie! Şimdi ne yapacaksınız peki? Gerçekten de Ellie'nin bu heykeli kaykayı kadar seveceğini mi sanıyorsun? Biriniz Pocoyo'ya kimin geldiğini söyleyebilir mi? Ellie! Ellie geliyor! Pato! Bu sen misin? Merhaba Ellie! Ellie! Belki de şu anda kaykayına binmesen daha iyi olur. Oh! Ellie. Olamaz. Aslında Ellie, kaykayın kırıldı. Tamir edecekler, merak etme.
Ellerinden geleni yaptılar. Gerçekten de öyle. Onlara sarılma. Yani kaykayının kırılmış olmasına kızmadın mı? Neler oluyor? Aa, anladım. Biriniz Pocoyo'ya Ellie'de ne olduğunu söyleyebilir mi? Yeni bir kaykay. Ellie'nin yeni bir kaykayı var. Haklısınız. Ve çok da havalı bir kaykay. Ay canına. Boşuna endişelenmişim. Yaşasın Pocoyo. Doğruyu söylediğiniz için tebrikler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sinsi ayakkabılar. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Merhaba Ellie. Ve merhaba Pato. Oh, anladım. Yarışacaksınız. Çok eğlenceli. Hoppa. Pekala. Herkes hazır mı? Üçe kadar saydığında herkes başla diye bağıracak, tamam mı? Bir, iki, üç. Başla. Ve işte kazanan Pocoyo. Pato atlama yarışıyla devam etmeye hazır. Aferin Pocoyo. Mükemmel atlayış Pato. Sanırım kazanan kişi belli oldu. Hey, 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 hey. Şanssızlık. Eli kazandı. Olamaz. Pato çok huysuz bir malum. Bu da ne? Bunlar çok süslü koşu ayakkabılarına benziyor. Denesene Pato. Güzel. Hayır Pato. Sanki bu ayakkabıların kendine ait bir aklı var. Görünüşe göre onları kontrol altına aldın Pato. Vay canına. Pato, onunla küçük bir yarış yapmak isteyip istemediğinizi soruyor. Pekala çocuklar, yine katılın. Hazır, bekle, başla! Pato kazandı. Evet Pato, biliyoruz. Galip sensin. Sanırım galibi şimdiden ilan edebiliriz. Pato kazandı.
Artık seninle yarışmak istediklerini sanmıyorum Pato. Ellie müthiş ayakkabılarını fark etti. Ayakkabılar sanki onları ayağından çıkarmanı istemiyor. Ayakkabılar kontrolden çıktı. Aferin size yavru kuş ve tırtıl. Başardınız. Sanırım bugün burada çok önemli bir ders aldım Pato. Hiçbir şey için kandırmaya değmez. Oya! Mükemmel bir fikir Pocoyo. Ne diyorsunuz? Ayakkabılar Pato'nun olmalı mı? Hayır, olmasın. Aferin. Yaşasın Pato. Yaşasın adil oyun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Büyük yarış. Şuraya bakın. Pocoyo ve Ellie gezmeye çıkmışlar. Merhaba Pocoyo. Merhaba Ellie. Güzel bir günde huzur dolu bir gezinti yapmak gibisi yoktur. Arkadaşlarınızla bir araya gelirsiniz. Kendinizi çok iyi hissedersiniz. Şuraya bakın. Ellie ve Pocoyo'nun birlikte yaptıkları sakin gezinti bir yarışa dönüşmeye başladı. İşte bu da Pato. Peki nereye gidiyor? Aha, işte orada. Anladım. Pato, Ellie ve Pocoyo'nun gerçekten bir yarış yapmalarını istiyor. Ne kadar heyecanlı. Herkes toplansın. Ellie ve Pocoyo kimin daha hızlığını görmek için yarışacaklar? Galiba Pato yarışın artık başlamasını istiyor. Peki yarışın başlaması için ne demen gerekiyor Pato? Evet, şöyle diyeceksin. Hazır ve sonra ne diyeceksin Pato? Olamaz. Pato ne diyeceğini hatırlayamıyor. Sizler yarışı başlatması için Pato'ya yardım eder misiniz? Benimle birlikte söyleyin. Hazır ve... Başla! Ve çıkış yaptılar. Çok güzel değil mi? Pocoyo ve Ellie şu anda burun buruna gidiyor. Oh, galiba uykucu kuşu uyandırdılar. Şuraya bakın. Galiba o da yarışa katılmak istiyor. Bence pek hızlı gidemez. Görünüşe bakılırsa Ellie yarışı önde götürüyor. Olamaz. İşe bakın. Ellie galiba kuma battı. Ve Pocoyo yoluna devam ederken Ellie'yi toz duman içinde bırakıyor. Yani kum içinde. Durun bir dakika. Galiba Ellie'nin bir fikri var. Ne yapabilir ki? Kendini kumdan çıkarmaya çalışıyor. Çek Ellie, çek! İşte başardı. Ve yeniden atağa kalktı. İyi gidiyorsun Pocoyo. Bayağı öndesin. Çok zorlanıyorsun değil mi? Hı hı.
gerçekten çok ilginç. Şimdi ne yapıyorsun Pocoyo? Dondurma. Yarışın ortasında dondurma mı yiyorsun? Gerçekten çok şaşırdım. Dondurma yediğine göre kendine çok güveniyor olmalısın. Ellie. Yarışı kazanmak istiyorsan acele etmelisin Pocoyo. Ve işte yeniden yarışa dönülüyor. Pocoyo'nun hızına bakın. Aa, uykucu kuş da orada. Pocoyo ve Ellie yeniden burun buruna. Müthiş bir yarış. Olamaz. O da ne? Görünüşe bakılırsa araba da kaykay da paramparça olmuş. Bitiş çizgisine de çok az kalmıştı. Olamaz. Pocoyo ile Eli araba ve kaykay olmadan yarışı nasıl bitirecek? Acaba yine de yarışı bitirebilmeniz için bir çare var mıdır? Biraz düşün Pocoyo. Hala çalışır durumda olan bir parçan var. Eli, sen de bir parça düşün. Yeni bir araç yapabilir misiniz Pocoyo? Acaba yeni bir araç yapabilmeleri için Pocoyo ve Eli'ye bir fikir verebilir misiniz? Birleştirin! Evet, parçaları bir araya getirirseniz yarışı birlikte bitirebilirsiniz. Hem de çok güzel bir şekilde. Şuraya bakın. Pocoyo ile Eli kaykay araba yaptılar. Hey! Harika! Galiba yarışı ikiniz de kazandınız. Hem de birlikte. Ve görünüşe bakılırsa yarışın galibi uykucu kuş olmuş. Sizin de burada gördüğünüz gibi bitiş çizgisine ilk önce kimin geldiği önemli değil. Önemli olan oraya nasıl ve kiminle geldiğiniz. İşin eğlencesi burada. Aferin Pocoyo'ya. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Çifte bela. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Dur tahmin edeyim. Top tutmaca oynayacaksın. Ben de oynasın. Hayır mı? Aa, hadi ama Pato çok eğlenceli. Görünüşe göre Pato top oynamayı pek de istemiyor. Peki ne yapmak istiyorsun Pato? Anladım. Tahterevalli. Belki de Pocoyo ile biraz top oynayıp ardından da tahterevalliye binersiniz. Sadece tahterevalliye mi bineceksin? Oh, merhaba Ellie. Oynayalım mı? Görünüşe göre Pocoyo sonunda oynayacak yerini buldu. Hadi ama asma suratını Pato. Sen de gidip onlarla oynayabilirsin. Hayır mı? Orada oturup somurtacak mısın? Kendi kendineyken pek eğlenceli görünmüyor. Pato'ya tahterevalliye binmek için kaç kişi gerektiğini söyler misiniz? İki kişi gerekiyor. Haklısınız. Tahterevallinin tadını çıkarabilmek için gerçekten arkadaşlara ihtiyacın var. Ne dedin Pato? Bir arkadaşın olduğunu mu söylüyorsun? Mükemmel arkadaş mı? Kim? Ama bu sadece bir makine. Anladım. Bu düğme onu açıyor. Vay canına. Pato, makine senden bir tane daha yaptı. Görünüşe göre gerçekten de mükemmel arkadaşı buldun Pato. Aynı senin gibi biri. Ha 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 ha!
Olamaz. İkiniz de aynı şeyle oynamak istiyorsunuz. Bir pato daha. Oh, ikiniz ne oynayacaksınız? Bu daha pato gibi. Haklısın. Sonuçta bu patolar pek iyi arkadaşlar değilmiş. Belki bu mükemmel olur. Aha, çiçek sulama. Sevdiğin bir uğraş. Bu pato sulamayı senin kadar çok seviyor. Sanırım bu pato fıkranı daha önce de duymuş pato. Anlaşılan bu pato sevdiği öteki kanalı izlemek istiyor. Bir pato daha. Olamaz. Kopya pato kendini kopyaladı. Pato. Pato. Bu makine gerçekten istediğin şeye ulaşmanı sağlıyor mu? Diğer patoların bencil olduğunu mu söylüyorsun? Sadece kendi istedikleri gibi oynamak istiyorlar. Olamaz. Belki de bu makine pek iyi bir fikir sayılmaz. Pocoyo, Eli, Pato'nun ufak bir sorunu var. Biriniz Pocoyo ve Eli'ye sorunu nerede görebileceklerini söyleyebilir mi? Arkanda, arkanda bak. Patolar her yerde. Oh, kontrolden çıkılan. Ne yapabiliriz? Düşün. Bir fikir mi var? Çabuk ol. Makine, abi. Oh, hayır. Sizce Pocoyo makineyi kapatmak için düğmesine basmalı mı? Düğmeye bas. Çabuk. İşte şimdi rahatladık. Oyun. Harika. Yaşasın arkadaşlar. Yaşasın birbirimizden farklı olmak. Bu da... Hayır. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Elveda arkadaşlar. Merhaba Pato. Burada neler oluyor? Eşyalarımı mı topluyorsun? Gidiyor musun? Aa, olamaz. Gerçekten de gitmiyorsun, öyle değil mi? Yani hepsi bu kadar mı? Bu bir elveda mı? Thank you.
uykucu kuşa hoşça kal mı demek istiyorsun? Gerçekten gitmen şart mı? Vay canına, bu bir uçak. O gerçekten gidiyor. Ama Pato, gidemezsin. Lütfen kal. Belki hepimiz istersek o zaman kalır. Hazır? Lütfen kal Pato. Lütfen gitme kal. Lütfen kal. Maalesef bir şey yaramadı. Demek ki bu kadar. Hadi güle güle deme zamanı geldi. Hadi hep birlikte Pato'ya güle güle diyelim. Güle güle Pato. Güle güle Pato. Güle güle. Elveda. Sanırım Pocoyo ve Eli bu uğurlama olayından bahsediyor. Partisi verelim. Pocoyo, ne yapıyorsun? Sıra bende. Sıra sende mi? Aa, anladım. Hepsi bir oyun mu? Hepiniz sırayla hoşça kal deyip yeniden eve mi dönüyorsunuz? Muhteşem. Ne diyorsunuz? Hoşça kal oyununu şimdi de Pocoyo oynasın mı? Bu çok eğlenceli. Yaşasın uzağa gitmek ve yaşasın eve geri dönmek. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Pato suyun altında. Merhaba Pato. Merhaba. Merhaba Eli. Merhaba Pato. Bu ses de ne? Aa, anlıyor. Pato alarmını kurmuş. Çok garip. Toplanıyor musun? Nereye gideceksin Pato? Denizin derinliklerine giderek arkadaşların Fred ve Balina'yı ziyaret edeceksin. Ne kadar eğlenceli. Çok iyi bir fikir. Gittiğin yerlerde onlara ihtiyacın olacak.
Pato'nun ne yapacağını merak ediyorsunuz değil mi? Aranızdan biri Pocoyo ve Ellie'ye Pato'nun nereye gittiğini söyleyebilir mi? Balina ile Ahtapot'u ziyaret etmeye gidiyor, denize gidiyor. Güle güle Pato, iyi eğlenceler. Suyun altında arkadaşlarınla oynamak. Bundan daha eğlenceli ne olabilir? Nedir o? Bir top. Harika, onlarla top yakalamaca oynayacaksın. Suyun altında top yakalamaca oynamak çok zormuş. Hayır. Getirdiğin bütün oyuncaklar yüzerek uzaklaşıyor. Peki o zaman neyle oynayacaksınız? Aa, trompetinle demek. Bu çok eğlenceli olabilir. Hayır. Belli ki trompetler suyun içinde çalınamıyor. Aa, bak, işte beraber yapabileceğiniz bir şey. Bir çizgi roman. Aa, hayır, mahvolmuş. Pato. Suyun altında olmak senin sinirlenme şeklini bile değiştiriyormuş. Maalesef Pato burada umduğu kadar eğlenemiyor. Aa, seni gülümsetmek için güzel bir yemek de yeterli değil mi Pato? Bu da ne? Bu ne kadar da ilginç bir yemek. Deniz yosunu spagettisi öyle mi? Pato sizin yemek isteyip istemediğinizi merak ediyor. Hayır, asla olmaz. İstemiyoruz, sen ye. Aa, hayır, ben mi? Hayır, hayır, hayır. Ben daha önce yedim. Bana kalırsa sen yemek zorundasın Pato. Aferin sana Pato. Olamaz. Erkenden ayrılmıyorsun değil mi Pato? Oyuncakların burada işe yaramadığı için mi? Yoksa yemeği beğenmediğin için mi? Herhalde evini çok özlemiş olmalısın. Görünüşe göre balina gitmeden önce seni bir gezintiye çıkarıyor. Suyun altında olmanın ne kadar eğlenceli olduğunu göstermek için. Gerçekten de eğlenceli değil mi? Hey! Gitmeden önce balinanın göstermek istediği bir şey daha var mı? Bir baloncuk. Şuna bak. O baloncuğun içinde top oynayabiliyorsun. Aynı evindeki gibi. Aa, bu nedir? Süngerler. Süngerden bir zıplama oyuncağı. Ne kadar da eğlenceli. Görünüşe göre Pato burada gerçekten çok eğlenmeye başladı. Siz ne düşünüyorsunuz? Pato artık suyun altında olmaktan mutlu duyuyor mu? Evet, evet, çok eğlenceli, eğleniyor. Bu da ne? Devasa.
devasa bir kabuk. İçinde ne var? Pocoyo ve Eli gelmiş. Yaşasın yeni şeylere alışmaya çalışmak. Ve yaşasın sudaki arkadaşlarımız. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kaçak şapka. Ah bakın, Pocoyo geliyor. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Hoppa. Ah yazık. Sen iyi misin Pocoyo? Her şeyi uçuranın ne olduğunu Pocoyo'ya söyler misiniz? Rüzgar. Rüzgarın gücü. Evet, rüzgar. Ah bakın, işte Pato geliyor. Merhaba Pato. Hoppa. Ah hayır. Rüzgar şapkanı götürdü. Pato, ne oluyor? Pato, lütfen. Sana yardım etmek isterim ama ne olduğunu söylemezsen edemem. O ne demek Pato? Kafanın şapkasız komik göründüğünü mü sanıyorsun? Ama Pato... Pato! Oyun! Pato... Ha, bu canlı bir kuş yuvasından şapka. Hey! Şimdi oynayacak mısın? Pato, neden Pocoyo'dan saklanıyorsun? Aa, çıplak kafana gülmesinden mi korkuyorsun? Pato! Oyun! Evet, buluttan şapkanın derdi de bu. Uçup gitmeye hazırdırlar. Pato, saksıyı şapka olarak takmak istediğinden emin misin? Olamaz. Gerçekten sen misin? Hop, asla olmaz. Bu biraz garip. Şeye benzedin. Bu iş gittikçe saçmalaşıyor. Hep birlikte Pato'ya durmasını söyleyelim. Dur Pato. Yeter Pato. Evet, bence bunu şapka olarak kullan. Ama aslında şapkasız da iyi görünüyorsun Pato. Ah, hayır. Ah zavallı Pato. Gerçekten çok üzülüyor. Senin kafasına gülmenden korkuyor Pocoyo. Dinle Pato. Herkesin beğenmediği yanları vardır. Eli kulaklarının çok büyük olduğunu düşünüyor.
Yavru kuş böyle komik bir rengi olmamasını isterdi. Peki ya sen Pocoyo? Çok küçük. Pocoyo da çok küçük olduğunu düşünüyor. Ben mi? Doğrusunu isterseniz ben mükemmelim. Yok, aslında ben de çok uzunum. Ama arkadaşlar böyle şeylere önem vermez. Seni sen olduğun için severler. Görünüşün için değil. Siz ne dersiniz? Şapkası olmasa da yine Pato'yu sever misiniz? Evet. Evet, severiz. Şapkan olmasa da seni seviyoruz Pato. Pato oyun. Aferin sana Pato ve çıplak kafana. Aferin sana Pocoyo. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Gezegenin acemisi. Bu ses de ne? Uzaydan gelen bir ziyaretçiye benziyor. Hadi hep birlikte ona merhaba diyebiliriz. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Merhaba uzaylı. Vay canına. Galiba biraz utangaç. Sakin ol, sakin ol. Arkadaşlar arasındasın küçük yeşil uzaylı. Gezegenimize hoş geldin. Bu gezegene ilk gelişin mi? Pekala. Seni arkadaşlarımızdan bazılarıyla tanıştıralım. Bu arada barışçıl bir niyetle geldin değil mi? Bence arkadaşlarımızı gerçekten çok seveceksin. Bu da ne? Bu Pocoyo. Hayır, dur Pocoyo. Pocoyo. Merhaba. Seni biriyle tanıştırmak istiyorum. Hayır, o üzerinde Pocoyo. Merhaba. Pocoyo, arkadaşımız çok utangaç. Bu yüzden ona karşı çok nazik olmalıyız. Evet, bu daha iyi. Pocoyo, unutma. Nazik. İçinizden biri bu sesi kimin çıkardığını söyleyebilir mi? Olamaz. Şapkası yine gözlerini kapatmış. Pato. Dur Pato. Yine arkadaşımızı korkutuyorsun. Dur. Bunu ucuz atlattık. Peki uzaylı nereye gitti? Demek buradasın. Dinle, bunun için gerçekten üzgünüm. Pato normalde hiç böyle değildir. Ellie ile tanışalım. Ellie! Korkulacak hiçbir şey yok. Ellie çok nazik biridir. Olamaz. Bu büyük bir talihsizlik. Bu hiç de iyi olmadı. Arkadaş. Merhaba küçük arkadaş. İşte buradasın. Ama bak, bunlar Ellie ve Pato. Gördün mü? Tamamen zararsızlar. Sizce Pocoyo ve uzaylının Ellie ve Pato'ya merhaba demeleri gerekiyor mu?
Demek ki bunu yapmaları hiç de iyi olmadı, değil mi? Merak etme. Bence az önce onları korkuttum. İşte geliyorlar. Çocuklar, sizi yeni uzaylı arkadaşınızla tanıştırmak istiyorum. Kendisi uzaydan geldi. Gördün mü? Birbirinizi tanıdığınızda hepinizin çok yakın arkadaş olacağınızı biliyorum. Bu da ne? Oo, bu annesiyle babası olmalı. Küçük arkadaşımızı götürmek için gelmiş olabilirler. Oğlunuz gerçekten çok iyi bir çocuk. Onunla harika zaman geçirdik, anne uzaylı. Anladım. Siz baba uzaylısınız. Olamaz. Arkadaşlarımız gitmek üzere. Pocoyo ile Ellie burada değil ve yeni arkadaşlarına veda edemeyecekler. Görünüşe göre şimdi gidiyorlar. Ne kötü. Bunu gördünüz mü? Oh, bakın. Bunlar Pocoyo ve Ellie. Veda etmeye gelmişler. Onlarla birlikte uzaylılara hoşça kal diyelim, olur mu? Güle güle uzaylılar. Yaşasın yeni arkadaşlar. Hoşça kalın. Yakında yine gelin. Çılgın karıştırıcı. Merhaba Pocoyo. Ne oldu? Bu bir makine. Ayrıca çok değişik ve karmaşık bir makine gibi görünüyor. Peki bu makine ne işe yarıyor Pocoyo? Bir trompet ve bir radyo ha? Karıştırıyor. Karıştırıyor mu? Demek bir karıştırma makinesi. Bu da ne? Vay, her tür müziğin çalınabildiği bir trompet. Bu işe ne diyorsunuz? Pocoyo'nun yeni oyuncağını beğendiniz mi? Evet, beğendim. Doğrusu ben de. Ve bu herkesin çalabileceği bir trompet. Tırtıla denetelim. Muhteşem. Ne ad vereceksin? Radyo mu? Trompet mi? Ama şunu söyleyeyim, kesinlikle harika bir makine. Merhaba Ellie. Anladım. Birinden telefon bekliyorsun. Hem de oldukça önemli bir telefon. Pocoyo, ne yapıyorsun sen? Pocoyo, bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Ya hayır, bir de tren mi? Bir de ray. Olamaz. Şuna bakın. Trenofon. Ve dikkat, yolda biri var. Ellie, bana kalırsa şimdiki telefonu kesinlikle kaçırın. Hadi cevap ver. Thank you.
Pocoyo, Ellie'yi pek mutlu ettiğini sanmıyorum. Pocoyo, o Lula'nın kemiği. Ve bir de yay. Hayır. Sakın şimdi bana. Şuna bakın. Zıplayan bir kemik. Bu harika bir şey. Ama maalesef Lula için değil. Pocoyo, bu oyuna son verme vakti geldi. Bir şapka. Bir pasta. Ve birkaç tane de mum. Bir tane daha. Ne dersin? Pocoyo arkadaşlarının eşyalarını normal hale döndürmeli mi? Arkadaşlarına ait şeyleri izinsiz aldığın için sana kızmış olabilirler mi? Bak, ben hala makinenin harika olduğunu düşünüyorum. Tabii yalnız ben değil. Benim bir fikrim var. Arkadaşlarına bir çılgın karıştırıcı partisi versen ya. Bu kez onların eşyalarını almak yok. Olmaz mı? Sizce Pocoyo arkadaşlarına bir parti vermeli mi? Evet. Harika. Partiye hazır olun. Herkese merhaba. Çılgın karıştırma partisine hoş geldiniz. Uçan pastalarla. Balon şişiren trenler. Kocaman ağaç hoparlörler. Ve dondurmadan baloncukları da unutmayın. Lezzetli. Affettiniz mi? Ne kadar güzel bir parti. Ve harika bir eğlence. Aferin sana Pocoyo. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Her şeyin anahtarı. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Bugün ne oynayacağız Pocoyo? Evet, onu ben de görüyorum Pocoyo. Parlak bir şey. Galiba Pocoyo bunun ne olduğunu bilmiyor. Biriniz Pocoyo'ya bunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu bir anahtar. Anahtar. Bildiniz, bir anahtar. Kilitleri açtığında kim bilir ne sürprizler ortaya çıkacak. Ne kadar heyecan verici. Evet, ve biliyor musun? Eğer yanılmıyorsam bu anahtar eskiden korsanların hazine sandıklarını açmak için kullandıkları anahtarlara benziyor. Hazine? Hazine. Bu çok tuhaf. Bu bir anahtar deliği Pocoyo. Hazine? Bir dene bakalım. Hazine var mı bilemiyorum ama daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Merhaba. Hazine. Hazine.
Hazine? Burada hazine yok. Seni uyandırdığımız için özür dileriz uykucu kuş. Anahtar. Hazine. Hazine. Anahtar. Hazine. 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 Hey. Bir anahtar deliği daha. Burada bir bodrum katımız olduğunu bilmiyordum. Hazine! 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 Hazine, hazine! Hazine, hazine, hazine! Hazine, hazine, hazine! 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 Bizi görünce şaşırdın mı Pato? Hazine Pato. Hazine, hazine. Bir asansör. Çok heyecanlı. Hadi bir dene bakalım. Denizin dibine indiler. Hazine? Galiba buradan öteye gidemezsiniz, değil mi? İnanmıyorum. Şuna bak. Hazine! 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 Biliyor musunuz? Gerçekten hazine olabilir. Bugün gördüklerimden sonra artık beni hiçbir şey şaşırtamaz. Hadi Pocoyo, aç bakalım. İçinde ne var merak ediyorum. Şeker mi? Oyuncak mı? Hazine ne olabilir? Ne oldu? Ne var içinde? Hepiniz gidip bakar mısınız? Sonra da bana hazine sandığında ne var söyleyin. Bir sürü anahtar. Hazine. Hazine. Bugünkü eğlencemizden sonra... Bu bence dünyanın en büyük hazinesi. Kapıları açmaya devam edin. Sorular sorun ve dünyanızı keşfedin. İşte bunlar her şeyi yapmanın anahtarı. Aferin Pocoyo'ya. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.